Beşiktaş'a geldik. Beşiktaş'ta öncelik olarak bir orta saha kuvvetlendirmesi düşünülüyor ki geçen isimler hep bu şekilde yani Kondok Bey ismi konuşacağız. Bir de Zenit'ten Kuzey, Kuzey var. Enteresan hani Kondok Bey ile başlayalım. Kondok Bey ile başlarken de biz bu programı çekerken şunu belirtelim ki ondan sonra sıkıntı olmasın. Dün hem İspanyol gazetelerinde hem de Fransız basınında çıkan haberler vardı. Muhtemelen birbirlerinden alıntılamışlardır. Öyle oluyor ya. <laughs> adam bir haber veriyor ama altta ufacık böyle fotomaça göre falan diyor kapatıyor. <laughs> Sen de Portekiz basını yazıyorsun sanıyorsun onu. Yani hangisi bir kimden alıntıladı bilmiyorum ama Laurent Blanc'ın ciddi bir şekilde orta saha isteği olduğu ve orta saha için de ilk adayının Kondokbia olduğu söylenmekte. <laughs> bu işin birinci kısmı. Yani işin içine Beşiktaş yalnız kalmadı. Aynı gazete bu arada şeyi de yazdı. Onu da kimden aldılar onu da bilmemekle beraber. Ceyhun Kazancı'nın biz bu programı çekerken pazartesi günü İspanya'ya gideceği ve teklif arttıracağı söyleniyor. Çünkü gazetenin yazdığı haber şöyleydi. 2,5 milyon euro gibi komik bir rakam teklif etti Beşiktaş ilk etapta diyordu. Yani bire ya birebir diyorlarsa yani gazeteden çevirdiğim e, buydu. Yani Atletico Madrid'e 2,5 milyon euro gibi bir komik bir rakam teklif edildi. Bunu yükseltecek Beşiktaş muhtemelen deniliyor idi bu bunlar İspanyol ve Fransız basının ortak iddiaları. Şimdi gelelim Kondokuyaya. E. Ben Kondokuyu e ilk sen de vardın yanlış hatırlamıyorsam. 2013'ü 2013, o 20 dünya evet. kupasındayız dedik. Evet. Hepimiz oradaydık yani. Belirli bir grup oradaydı. <laughs> Hepimiz oradaydınız. Hepimiz yani, O da 50-60 kişi falan ya. Yani. Evet. <laughs> tamam. Bütün Oradan mı doğdu acaba bizim bu işler? Bu, muhtemelen oradan doğmuştur yani, yani. Oraya hevesli olan bütün gençler futbol. Evet. Işte, ben, hakikaten mesela Emre Utkucan'ı orada görüyordum sürekli işte Engin Kahale'yi görüyordum. Ben basın tribünündeydim ben. Ben, ben. ben bir, ben, ha. Yani. ha. Ben basındaydım. Lig Radyo beni enteresan bir şekilde akredite edebilmişti. Evet, <laughs> <çok gülüyor> Ve güzel. öyle gidebilmiştim. Yani. Çok güzel. O, o dönemde çok da güzel turnuvaydı. Nefisi. O dönemde Kondogbia e, Fransa'nın Ümit Militakım'ın kaptanıydı, U20'nin U20 kaptanıydı galiba. Yanlış ya da hatırlamıyorsam ya Umtiti kaptandı öyle bir şeydi. Bunlar vardı evet. yani o gruptu bunlar. Ya yani. da şeydi yani e, kaptan mı hatırlamıyorum ben de ama şeydi yani Kondogbia geleceğin süperstarı. Evet. Yani Pogba'sı vesairesi yani evet. Fransa'nın da işte bir numarası falan deniyordu. Olmadı o kadar. Yani evet. U20 dönemindeyken bir numarayı <laughs> Sonrasında da ama yine de mesela ben e, çıkardım mesela Mon Monaco'ya 20 milyon euroya gidiyor. Inter'e 36'ya gidiyor. Valencia 22'ye gidiyor. Atletico'ya da 15'e gidiyor. Yani hep baş altı takımlarda hep yüksek bonservislerle bundan olur diye denendi. Fakat hem Fransa milli takımındaki havuz çok geniş olduğu için hem de Kondok o beklenen patlamayı bir türlü istikrarlı bir şekilde yapamadığı için oralarda kaldı. Şimdi de hatta Orta Afrika milli takımını Orayı seçti. seçti. Genellikle buna U21 bittikten sonra izin veriyordu Fransızlar. Hı. Diyorlardı ki Cedric Bakan bu olduğu gibi. Yani biz seni değerlendirmeyeceğiz, sen artık kendi orijinini seçebilirsin istiyorsan. Clairefontaine'den çıkışı tüm oyunculara bu söyleniyordu. Ama Kondokmi'yi bir 4-5 kez de Fransa milli takım formasını da giydi. Yani son Orta Afrika'yı tercih etti. Yani o hak varken evet. kullanabildi. Onu da söyleyelim, bir kez daha belirtelim. Bu yani. arada cumartesi günüydü galiba. Orta Afrika'nın milli maçında gol de attık Orta evet. Afrika'ya. Ee, ama son maçlarını izledin tabii Atletico Madrid'de. O u 23'te gördüğümüz Kondog ya da çok farklı artık. Tabii yok yani. Evet, tarzı da değişmiş. Hı -hı. Mesela 6 numaralaşmış yani evet. çok. Mesela 8 numaraydı. Çok tempoluydu. Gitgelli bir oyuncuydu. Artık böyle alan tutan, pozisyon tutan 6 numaraya evrilmiş. Ve e, ikili mücadelelerdeki üstünlüğünü konuşturan. Biraz daha Josef de Souzalaşmış aslında. Bana öyle çok geldi. doğru. Sana şöyle bir destek verebilir miyim? Sadece arada de, hemen de, devam et. Atletico Madrid kariyeri boyunca girmiş olduğu ikili mücadelelerin %60'ını kazanan bir Kondok Bey e evet. var. %60'ın altına düşmedi Kondok Bey'in ikili mücadele kazanması. Evet. Benim de en dikkatimi çeken üstün özelliği ikili mücadele üstünlüğü. Evet. Fiziksel olarak çok güçlü. Hatta bizim Beşiktaş'ta burada oynanan maçta e, Roziye top saklama konusunda çok iyidir. Roziye'nin ayağından kolay kolay top alınamaz faal yapmadan bizim ligde. Daha maçın 3. dakikası bir pozisyon oluyor abi. Kondogbiye omuzu bir atıyor bizim Rose'ye yamuluyor. Evet. Topu falan kaybediyor. Yani Öyle bir fizik güçle oynuyor. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Beşiktaş orta sahasında. işte ya Dizelim şöyle ben dizelim. Şöyle alayım temizleyeyim. Sen mavilerle, mavilerle, mavilerle çiz Şimdi şu, bu sene e, şöyle koyayım. Hı hı. Solda Jetson e, Amir ve Salih şeklindeydi. Evet. Şimdi Kondogbiye'yi ben aslında Salih yerine herhalde diye izle, izledim ama aslında 6 numara çıktı yani. Hı hı. Kondogbia e, 6 numarada herhalde Amiri buraya atar öyle bir düşüncede diye düşünüyorum. E, sol ayaklı Kondogbia e, ve dikine paslarını yine oldukça iyi buldum yerden dikine paslarını. Uzun pasları çok isabetli gelmedi Atletico Madrid'de. Yani ikili mücadeleleri üstün ama artık o temposu kalmamış. Yaşı da artık 30 olmuş ve daha çok böyle alan tutan fizik kalitesi olan bir 6 numara olarak e, düşünebiliriz. Ben açıkçası bu transferin e, çok da Beşiktaş'ın tam ihtiyacı olduğu e, transfer olduğunu düşünmüyorum. Yani bana Jetson burada sol iç pozisyonunda ideal. Amir de işte oyun kurucu 6-8 gibi oynayan Hı -hı. oyuncu. Bana aslında Beşiktaş'ın ihtiyacı olan oyuncusu biraz daha Mertens gibi bir oyuncu gibi geliyor. Evet. Ama illa 4-3-3 oynayacaksa da Şenol Hoca çok daha ofansif bir 8 numaraya ihtiyacı var gibi geliyor. Evet. E, çünkü Amir Jetson orta ikilisi 2-8 numara arkada Kondogbia hücum anlamında bana biraz eksik geliyor açıkçası. Hücumu çok fazla hayal ettiremiyorum. Evet. O şekilde ifade edelim. Yani Condokbia'da da ben tamamen önce ikili mücadelelerine baktım zaten. Evet. Bir, eğer isteniyorsa gerçekten niçin isteniyor diye bakmak lazım. Yani evet. bir e, belki Türkiye liginde bazen 8 numara dediğimiz o 8'i kaldırabilir ama evet. e, yani Condokbia'nın ilk Monaco'ya yaptığı, sonrasındaki yapmış olduğu Inter'e yapmış olduğu transfer zamandaki o Tempo tamamen yok yani Kondokuya e bayağı baya baya şey olmuş artık kalıplı tamam. abi olmuş evet. hani şey yok hani nasıl olur böyle teknik oyuncular vardır birden bire kas yapıp başka bir şeye dönüşürler falan ya öyle olmuş yani daha Eskiden bir işte, git gel evet. sürekli git gel yapıyordu sürekli o eforu vardı evet. top dağıtımı falan çok onda bir sıkıntı yok özellikle aldığı topları dikine kullanmakta veya da hat tatlı kırmakta falan buraya hmm. kadar her şey tamam ama hücumda nasıl bir e, fazlalık sağlayabilir? O am Amir de sağlayabilirler mi? Hı. Diyelim ki hani Kondok, B.J. Son, Fernandez, Amir çıktı. Yok yine bir şey eksik kalıyor evet. orada. Yani. Bana ihtiyaç e, Kondok bir, tarzı bir oyuncu değil gibi geliyor. Beşiktaş'ta. Evet. Yani Yoksa Kondok bir kaliteli bir oyuncu. O başka. Ee, zaten hani senin de söylediğin gibi isteyenler hani e, çok üst takımlar hala istemeye devam ediyor. Ama Beşiktaş'a bence çok daha hücumda sorun çözecek bir merkez orta saha. Yani zaten maksimum alıp onu düşündüler. Maksimum o düzeyde çıkmadı. Evet. Ama öyle bir oyuncu, öyle bir orta saha lazım gibi geliyor. Ve gelelim o zaman <laughs> Kurziyev e şimdi. gelelim. Kurziyev de öyle bir oyuncu değil bence. Hı hı. Yani Kurziyev'i izlerken ben ilk 1-2 maçta bu adamda ne var diye düşündüm ilk başta. Sonra sevdim adamı bayağı da 4 maçını izledim. Hem e, İran ve Irak'la oynadı Rusya son dönemde. Hı hı. Hatta İran maçına kaptan çıktı. Hani kariyer olarak da düşük bir kariyer değil Kuzeyev. 40 küsür Rusya milli takım maçı var. Sonunda da kaptan çıktı. 24 yaşından beri 6 senedir sürekli Zenit'te, hep Rusya'nın en üst seviyesinde milli takımda da oynayan, kaptan da olan, çok istikrarlı bir oyuncu, çok karakterli bir oyuncu belli ki e, sağ içinde. Ama onun da mesela hücumla ilgili yaratıcılık vesaire öyle bir şey yok. Yani bana mesela Kuzey'i alırsa taraftar muhtemelen sever, kaliteli, biraz Galatasaray'ın misyosuna benziyor, hı hı. Kuzeyli evet. işte e, profesyonel. Ne çıkacağı belli, istikrarlı oyun içinde sürekli konsantre, oyundan kopmayan bir oyuncu. Akıllı bir oyuncu ama teknik melekeleri e, üst düzey değil. Şu bağlamda söylüyorsun. Onu da açmak gerekirse yani kuzeyden bir oyun kurucu evet. e, bir oyun aklı olarak beklemeyin. Yani öncelikli olarak bunu söylememiz e, gerekiyor. Yani ee, ama mesela ben bir işin bir savunma yönüne baktım. Acaba şimdi hangi pozisyon için istiyor? Çünkü Kurzev'in Zenit'teki kariyerinde bazen savunma önünde oynadı ama genellikle 4-3-3'ün sağ Ay, içinde evet. oynayan Şu bir pozisyon. oyuncu yani, e, modeli yani. Şey diyebiliriz o zaman. Burada Amir, burada Jetson, evet. burada, burada da Kuzey. Evet. Şimdi bu, buraya evet. daha çok oturan evet, bir oyuncu. Evet. Kondokbie'den çok daha oturan evet. yani. şöyle düşünün. Kondokbie geldi. Kondokbie Amir yok oturmuyor evet. ama Amir e, hazırda mü oyuncu. Jetson, Kurzev daha bir oturur şekilde geldi bana. Evet. Oyun haklı olarak bir oyun kurucu melekesi hiçbir şekilde yok. Yani aldığın kurze oyunu açtı, sağa deplası hmm. oldu, oradan uzun pas attı değil. Ama eğer Gaston gibi faydalanmak düşüncesi varsa yani gerçekten böyleyse Beşiktaş'ta o zaman şunu yapabilir. Geson Adana Demirspor maçını hatırlayalım mesela. Hatta son haftalarda Galatasaray maçı ile beraber daha bir sol çizgiye girip ondan sonra içlere girdiği şeyi hatırlayın. Ben Kurzevi hücumda hep şuralarda gördüm evet. mesela. Topsuz çok fazla top hareketliliği evet. çok fazla var evet. ceza sahasında evet. ve topu onunla buluşturabilecek bir oyuncu gelirse o zaman Kurzebe'in burada hiç beklenmedik asistleri golleri evet. ve hatta tehlikeleriyle de karşılaşabilir. Çünkü tehlikeli bölgeye çok iyi gidiyor. dediğin doğru. Yani, yani bir oyun okuması var adamın evet yani. yani teknik kapasitesi çok üst düzey değil öyle mesela Maxim daha çok daha teknik bir oyuncu. Kesinlikle. Ama eee Kuziyev Maxime göre çok hareketli. Hatta ben onu izlerken şey dedim yani Rus Tayfur Bingöl'ün orta saha olanı. Ha, evet. Ama o da çok pozisyonda oynuyor. Yani de sağ bek oynatsan oynar, sola çık, sağa çık, merkez orta saha oynar yani. Çünkü fizik yapısı da ona uygun. E, ama işte yani bence kariyeri boyunca mesela hep 10 üzerinden 8'lik olacak ama hiç 10 üzerinden 9'luk öyle bir yeteneği yok çünkü. Evet. Ee, ve Jetson'un yanında Kuziyev yine yaratıcılık ve hücum üretkenliği, top atıcılık olarak eksik kalıyor. Yani ya kenarda Raşit Gezal gibi bir oyun aklınız olacak? Misal evet, yani evet. öyle düşünelim. Ve hatta Şenol Güneş bu tarafta da ikinci bir santurforlaşabilen oyuncudan vazgeçip daha farklı oyun oynayabilecek Oyuncu tercih Ama edecek. O zaman da kutuya sokacağını. Eşya işte, an... o zaman, o zaman da sadece o bu bakarak kalıyorsun. Evet. O yüzden evet. hani ha şöyle düşünebiliriz, hani Galatasaray'da konuşurken yani e, Kurzweil, Gerson da alternatifi. Evet. Mesela beraber dinlendirebildikleri maçlar. Bazı maçlar atıyorum e, burada farklı bir oyuncu oynayacak, burada Salih uçan olacak diyecek ki Kurzweil sen bu bugün Gerson rolündesin benim için. Evet. Buralara gir, bu sızmalara yap benim için gibi gibi yani. Yeri geldiği zaman Amir'in yerinde de oynar. Oynar bence oynar onu, oynar, Çünkü onu o yapar. Zeki bir oyuncu. Aha. öyle şey değil. Ve Kuziyev bence şeyi doldurur mesela. Rotasyonunda öyle bir oyuncu olmasını çok isterim. Yani e, mesela Atiba ayrılıyor ya. Atiba gibi bayrak adam olabilecek, liderlik özelliği olan, karakteri olan, işte senede hiç sakatlanmadan 40-45 maç oynatabileceğin, yeri geldiği zaman yedek kalsa da problem yaratmayacak tam e, öyle bir karakter. Ve bence taraftarın da çok seveceği bir karakter transferi evet. gelirse. Bir de şeyden geliyor galiba. Gazprom anlaşması konuşuluyor Beşiktaş'ın falan. Hı hı. Rusya ile iyi ilişkiler. Ee, Zenit de oradan. Ee, herhalde öyle bir ilişkiden dolayı böyle bir transfer de olabilir ama herhalde yukarıda ben rotasyonda sevilecek ve iş yapacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama kilit açacak. Ee, Beşiktaş'ın jetson Amir ikilisine tam oturacak hücumcu ofansif orta saha Yi karşılamıyor. Yok yani. o değil. Evet. E, ben de şeye dikkat ettim. Özellikle gol sevinçleri, e, şeyler. E, hani bazen önemlidir. Çünkü insanlar, mesela Rusya'dan oyuncu gelince, daha önce Beşiktaş'a bir Sağbek gelmişti. E, Kaleci geldi, Boyko. Kaleci, e, bir de yok çok yıllar yıllar, yıllar önce evet. bir Sağbek de vardı. Böyle Kuznesol gibi bir isim vardı. Unutuyorum Hı, da hatırlamış. şimdi ismini yani. Şey, <laughs> sıkıntı değil. E, bu oyuncular hep böyle, Nevya Skala döneminde vardı Hı. hatta yani. öyle Öyle ifade edeyim, yanlış hatırlamıyorsam. Biraz soğuktur. Acaba... Şimdi Rusya'dan ilk defa çıkacak çocuk. Yani geldiği zaman buraya e, bir uyum sağlar mı? Soğuk mu kalır? Bir şey mi olur? Hep bu şeyler var. Ben Kuzey'e dikkat ettim. O biraz böyle sıcak bir şeye benziyor. Hani oyuncuya benziyor. Böyle şey değil. Hani e, suratı asık böyle. Hani bildiğim böyle şey değil. E, kafa önde Ruslardan değil yani belli ki. E, takım arkadaşlara çok saygı duyuyor. Onlar çok belli belli. Yani, yani li liderliğini hissediyorsun. Var. Böyle bir... Saç modeli, maç modeli. Adam bir Rus'a benzemiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> yani, şey, yani. Rusya'dan Rus oyuncu alıyorsun ama Rus'a benzemeyen bir Rus oyuncu alıyorsun bu noktada. Ben o, o anlamda bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Yani ne diyorlar? Hani evinden dışarıya gittiği zaman yapamama durumu. Yok bence kursevde olmaz. Hatta biraz da daha demin senin de yayından önce de Çağrı'yla beraber de konuşurken hani demir perde ülkelerinde zamanında 30 yaşına kadar transfer izni verilmiyordu. 30 yaşından sonra çıkabilirsin diyordu. Bu da 30 yaşında ve sanki o özgürlüğü almış da dur ben artık bir uzayım gideyim noktasında gibi geliyor bana. Ama yani net bir oyun kurucu zekası beklemeyin. Net bir on numaradan forvete evrileşebilen bir oyuncu değil. E, Gerson Gesson Fernandez'in yapabildiği işleri yine o hareketlenmeleri, top taşımayı, özellikle topsuz alana çok iyi hareketlenmeyi çok doğru yapabilecek bir isim. Ben savunma aklı da iyi. Evet. Belki Gerson'dan bir artısı varsa savunma kaymaları, pozisyon almaları daha e, akıllıca yapıyor gibi. Daha tecrübeli zaten. Tabii. Rus milli takımında da kaptanlığı almış bir oyuncu. Bence şöyle bir eksik gördüm ben bir de. Zayıf ayağı olan sol ayağından çekiniyor. Çok Hı -hı. korkuyor gibi oynuyor Hı -hı. sol ayağıyla. O da teknik dezavantajlarını gösteriyor yani. Sağ ayağına evet. çok çekmeye çalışıyor. Sağ iç oynaması da biraz ondan zaten ekstra. Biraz zayıf ayağında bir problemi var bence. Var yani o var. Yani böyle şey değil muazzam bir futbolcu bu değil. İhtiyaç karşılayabilecek bir oyuncu mudur kadroda? Bence her türlü. Evet, her rotasyonda türlü. her türlü. Evet. Yani bu bağlamda mesela Beşiktaş'ın oyun planında düşününce eğer gerçekten Şenol Güneş'in aklında Josef Dözozalı oyuna dönüş yoksa veya Hı. hatta net bir altı numara dönüşü olmayacaksa hani e, Kondok Bey tabii ki yaşıydı. Aynı yaştalar. Kondok Bey daha tecrübeli ama sanki Kurzev Türk Ligi'nde özellikle bizim yerel ligde daha fazla iş görecek bir oyuncu bir gibi, bu gibi geliyor. Benim. adamlar çok inatçı olur. Hı. Rotasyon falan dersin keser yani. amirim Amiri kesebilir. Tabii. Yani öyle <laughs> çok şey bir adam. E, i̇natçı ve kendine bakan ee, iyi bir profesyonel. Belli, çok belli. Ya, Atiba'da belli yani. bırakmışken ikinci bir Atiba modeli bir adam olarak kadroya montesi bence güzel olabilir yani. Mesela. Sever yani Beşiktaş taraftarını. Bence de. Ben, ben de sevdim adamı zaten <laughs> orada. yani. Hani yedek de olsa girse de izlesem diyebileceğim bir adam benim be, be, şey yani. Transfermarkt'a göre yani şeye göre bonservissiz geliyor bu bir hmm. e, şey. Anladın? Yani bonservissiz olması biraz daha cazip kılıyor olabilir. Ama şeyin yalancısıyım ben. Yani hı hı. belki dönem için harici sözleşme <laughs> falan vardır ya onu bilmeyerek beraber 2023'te bitiyor gözüken bir kontratı var Haziran 2023'te. Göreceğiz. Hı. Var mı Beşiktaşlı yakakada eklemek Bir de Halil'in Halil, Halil Dervişoğlu var evet, Halil evet. Dervişoğlu geçti. Vallahi herhalde ben Halil'le ilgili şunu düşünüyorum abi. Benim en son dönemde en yanıldığım futbolcu Halil. Daha hı. fazla kimse yanıltmadı yani <laughs> Halil kadar. Çünkü beklentim çok yüksekti Halil'den. Çünkü teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncuydu. Bence akıllı da bir oyuncu saha içinde. Fakat Halil'in bence mental büyük bir şey var. Ee, zayıflığı var. Ve işler kötü gittiği zaman Halil e, kırılıyor. Çok kırılıyor. O yüzden de Halil'in Galatasaray dönemi de çok kötü döneme denk geldi. Bu seneki Galatasaray'a gelse yedekten girdiği güzel hareketleri vesaire bambaşka bir senaryo yazılabilirdi. Ama Galatasaray dönemi bence o yüzden olmadı. Hatta Galatasaray'ın sene başındaki milli takım al, milli takım performansı da çok iyiydi. Buran olmadığı maçlarda goller attı falan. O yükseliş maalesef geçen seneki o karakter kırılganlığından dolayı çok dibe vurdu. Bu sene de neredeyse hiç oynamadı. Ee, ama ben yine de onun top kontrollerini, topla ilişkisini falan oldukça iyi buluyorum. Ee, Hollanda'da onun temel altyapıyı çok iyi öğretmişler ona. Teknikle ilgili çok iyi. Şenol Hoca'yla denemesini çok isterim. Hani belki Şenol Hoca'yla tekrar bir işte o Trabzonlu zaten ailesi, Şenol Hoca'yla da iyi bir ilişki kurarlar orada mutlaka bir şey yapar Şenol Hoca. E bir de Şenol Hoca'nın Santrforları tekrar yeniden doğum, doğurma gibi bir özelliği var. O yüzden ben Halil'in Beşiktaş'a gitmesini, orada yeniden doğuş hikayesi yazmasını çok isterim. Bir de Galatasaray'daki gibi olmaz. Önünde Abu Bakar gibi net bir yıldız var hani Halil'e yüklenmez oradaki mevzu. Tabii. Geçen sene Galatasaray'da Mustafa mı, Cagne mi, Halil <laughs> mi hangisi birinci santrfor bilemiyorsun. Yani kimse Abu Bakar gibi, Icardi gibi benim demiyor. Öyle bir sorumluluk alamıyor. E o zaman Halil'e kalınca Halil daha da kırılıyor. E şimdi Cenk abisi de orada. O da kalitesini koymuş. Abu Bakar da koymuş. Onlar yorulduğunda, ikisi de erken yoruldu artık <laughs> 30'lara geçti. Halil girip orada daha kendini gösterebilir. Bence denemek için de bir de bir, bir buçuk milyon euro falan deniyor. Yani denemek için de uygun bir şey. Ben Beşiktaş'ın doğru bir deneme yapacağını tutar tutmaz bilmiyorum ama ben olsam yapardım öyle bir evet. deneme diyeyim. Şimdi Halil'e doğru bir mentor lazım öncelikle. Ben onu Halil e ilk futbola başladık. Ondan sonra o çıkış Brentford zaman öncesindeki mentorunu tanıyorum. Şimdi burada evet. isim vermeyeceğim ama. <laughs> izin almadım çünkü. Evet. Farklı bir yere gidebilir ondan sonra. E, Halil'i e, moral motivasyon olarak da çok üst seviyede tutuyordu. Bir de Türkiye'de genel anlamda şu yanlış yapıldı. Ben çok eskiden izlediğim, bildiğim için. Yani Halil esasında bir ikinci forvet. Yani Halil tek başına hiçbir zaman merkezde son adam olarak yani Santrofor'daki konumlandırılıp da etrafına oyun inşa edilen bir adam olmadı. Hep inşa edilen oyunda Santrofor'un arkasındaki ikinci adam oldu. Daha bir ikinci forvete evrilebilen ama orta-sağda olmayan. Yani e, nasıl diyeyim, Elmander'in necatisi oldu. Misal yani hmm. öyle düşünün siz onu. Yoksa Halil'in bazı becerileri çok üst düzeyde. Şimdi çok kontrolleri çok iyi. Mesela, mesela Galatasaray'ın Marsilya'yı iç sahada yenerken ki bir geçiş oyunda Berkan'ın şurada hmm. ceza sahasında kesip sonra hücuma kaldırdığı hücuma bir bakın. Halil çizgide kimi sırtına almış, kimle gitmiş, kimi geçmiş ve ondan sonra o gol gelmiş gibi gibi şeyler var mesela ve hatta Oynarken Göztepe'de plasmanında ceza sahası içinde sola sağa yatırıp ondan sonra hangi plaseyi yapmış gibi. Bu adamın belirli meziyetleri çok üst seviyede. Sen de raporladın herhalde evet. Bursa Sporlu'yu. Evet. Bir scout olarak bakınca abi eksik net bir eksik göremiyorsun. Mesela ağır bir oyuncu değil. Değil yok canım evet. hayır. Yani çabukluğu da var, hızı da var gidebiliyor. Daralan Teknik becerisi kapasitesi, var. Evet dribbling kabiliyeti çok var. Oldukça yüksek. Yani daralanda da atabiliyor Top kontrolleri çok iyi. Benim en beğendiğim özelliği top kontrolleriydi. Evet. Ayağına yapıştırıyor o topu yani. Yani bu kadar e, oyunda da görebiliyor kaçan adamları, şey. Hani her şeyi olur diyorsun hani e, helva yapsan ev evet, evet, dönüyor, mum evet, <laughs> var <gülüyor> şeker var yap artık yani evet. ol, ol diyorsun ama e, karakter zaafı var. Aslında mesela Erden Timurlar Galatasaray'da hani bu transferi yaparken bu sene o karakter analizi ne kadar önemli olduğunu bu sene anladık yani evet. o işin. Halil'de de mentor senin dediğim en iyi mentoru da Şenol Hoca aslında bu tip konularda. Şimdi bir Trabzonlular, aile Trabzonlu Muzaffer Dervişoğlu da babası da yani şey o konuda çok rahat anlaşırlar bir kere onu söyleyeyim. Ee, i̇kincisi hani Şenol Güneş Santoforlarla beraber belirli kariyeri düşecek geçmiş oyuncuları tekrar toparlamakta çok mahir bir isim. Yani Volkan Şen benim bildi yanlış hatırlamıyorsam Trabzon'daki o ağlayarak sahi terk istediği zaman diliminden sonra Bursa Spor'da evet. tekrar Kariyer yükseldi sezon. ve Fenerbahçe'ye transfer yani. yaptı. değil mi Doğru hatırlıyorum değil Bütün mi o süreçleri? Bütün kariyerinde en iyi sezon Bursa Spor'du. Bursa Spor'du. Yani Şenol Hoca bu tip adamları toparlayabilir bir kere. Önemli olan Halil'in Şenol Hoca aynı frekansa gelip gelmeyeceğini bilmememiz. Hı hı. Yani mesele burada. Yani tamam Şenol Hoca toparlar diyoruz da işte orada da bir mentor. Yani orada çekinecek bir şey yok. Belki de ailesi de isteyebilir hani. Bir mentor olsun, birisiyle çalışalım, özel bir tutalım, bir şey olsun ama Halil'i burada tekrar o kırılganlığı yaşamamak için ayakta tutabilecek bir mentore ihtiyaç var. Yani doğru yönlendirebilecek, oyuna dair de doğru yönlendirebilecek. Hani bu sadece psikolojik olarak düşünmeyin. Mentor dediğimiz futbolcu mentorlarının oyunu da çok iyi biliyor olması lazım o oyuncuyu oyuna da hazırlıyor olabilmesi lazım ki sıkıntı yaşamasınlar yani. Genellikle menajerlik şirketlerinde şimdi çok var onlar yani. yani oyuncuyla birebir temasa geçen oydu buydu noktasında onu doğru konumlandırabilirse Beşiktaş o zaman hani bazı maçlarda biz hani dedik ya Amir Gesson ya da Gesson oldu diyelim bir Kurze'ye transferi. Gesson Fernandez Kurze'nin önünde Halil Aboubakar'ı görebiliriz. Hı hı. Doğru doğru rakibe karşı doğru analiz yapıldığında kenar forveti de oynayabilir ama net bir ikinci santrofordan bahsediyoruz biz. Yani bir ikinci forvet bu, bu çocuk. Ona göre hayalinizi kurun, ona göre değerlendirin. Yani net Abu Abubakar'ın yerine koyduğun zaman ha olmaz yani. Evet. O, o hiçbir şekilde olmaz. Zengin alternatifi olarak da sola çıktığı yani ikinci forvet olarak düşünülürse de bek takibi yok. Yani yok. savunması ve e, hır, Cenk'teki hırs da yok. Yani Cenk'in oradaki agresifliği, deliciliği falan da orada biraz eksik kalıyor. Evet, belki yerine olabilir. gelir. Evet, <gülüyor> <doğru>. <gülüyor> belki de sen yapacak mısın Halil der Şerol Hoca evet. ve yapar yani. Olabilir. Adam. Abi. <laughs> olabilir. olabilir, yani. Ben tekrar burada görüp o şansın verilmesini isterim Halil evet. der ona. Kaybolmasını istemem çünkü yani oyuncu. Kesinlikle. Net bir potansiyel evet. var. Bir de Şerol Hoca bir baksın. baksın. <laughs> bir de, bir de Şerol Hoca <laughs> tedrisatından geçsin de. <laughs> <laughs> Var mı ekleyeceğim bir şey Sinan'cığım? Ağzına Eyvallah. sağlık abi. Yani, umarım şey oryantasyon çabuk geçmiştir. Yani, yani. Geldin hemen bugün ilk yayın En kolayı seninle zaten. <laughs> <Hiç merak gülüyor> Çok teşekkürler. Sağ ol. Ağzına sağlık. Biz çekirdekçi sayfa transferi bitirdik ama programlar devam edecek. Şöyle ki Sinan'ın kadro mühendisliği programı olacak. Yine Mustafa Demirtaş orada devam ediyor. O da enteresan bir scout raporu gibi bir Hı -hı. rapor yapacak. Ben transfer check-up'ı yapacağım. Canlı transfer programları devam edecek. Yani 10 Ağustos'ta lig başlıyor diyoruz ama esasında biz 25 Temmuz gibi hayatın tüm gerçekliğine evet. döneceğiz. Avrupa ön elemeleriyle beraber. Evet. Yani orada bütün koşuşturmamız, her şeyimiz başlayacak. Serdar çelikler gelecek, olmaz diyecek, geçemez diyecek. <laughs> Birçok şey olacak yani. Ama bizim programlarımız devam edecek. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sinan'a hoş geldin demeyi unutmayın videoların yorumlarının evet, altında. Sağ ol, sağ ol. Tekrar hoş geldin kardeşim. Bundan sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.